Bu soru yine gerçekte daha pratik, daha farklı çözümlerle yapılabilir ama burada biraz PLC bilgimizi veya biraz devre çözüm bilgimizi zorlamak için piyasa çözümüne uğraşacağız. Yüksek bir yere ağır bir malzemeyi çeken bir bant motorumuz var. Bu bant motoru ağır malzemeleri aşağıdan alıyor, yukarı doğru çıkarıyor. Örneğin taş, kaya veya buna benzer bir malzeme taşıması yapıyor. Bu motorumuz aşağıda rulo başına bağlı veya yukarıda rulo başına bağlı, fark etmez. Bantı sürüyor. Motorumuzun çıkışında bir kayış kasnak sistemimiz var. Motor milimizin ucundan aldığımız devir yüksek bir devir. Bunu düşük çaplıdaki bir şeylerden, kasnaklar daha üst veya daha büyük çaplıdaki kasnağa bir kayış vasıtasıyla aktarıyoruz. Böylece ne yapıyoruz? Devir düşürmüş oluyoruz. Düşük devir tarafında, yani büyük kasnak tarafında ki kısımda bu kasnağın bir tarafında şu alın olarak bu şekilde bakalım. Bir devir çıkıntısı yapmışız. Tamam mı? Bu devir çıkıntısı boy olarak 2 adet sensörü görebiliyor. 2 adet M2 sensörü görebiliyor. Ve demir çıkıntısı geldiğinde sensörler kendilerini bir yapıyorlar. Karşısına demir çıkıntı demir gelmediği zaman sensörler sıfır oluyor. Yani şu şekilde dönüyor ya bu. Evet. Kasnak. Demir çıkıntısı örneğin S1'e geliyor. S1'i bir yapıyor. Arkasından ilerliyor S1 ile S2 beraber bir yapıyor. Arkasından ilerliyor S1'den kurtuluyor. S2'yi bir yapıyor. Peki buradaki sensör sistemi bana ne işe yarıyor? Motorun devir yönünü bulma işime yarıyor benim. Yani soru şu, örneğin motor yukarı çalışıyorsa, yukarı doğru malzemeyi çek dediysek, hakikaten motor yukarı doğru mu çalışıyor? Veya motor aşağı yönde dön dediysek, motor hakikaten aşağı yönde dönüyor. Bu bilgiyi buradaki sensörlerin öncelikli olarak devreye girmesiyle ne yapabiliyorum? Bulabiliyorum. Bir diğeri, buradaki sensörlerden almış olduğum bilgiyle, örneğin bu kayış kasnak sisteminde bu taraf kasnak saniyede bir tur atması lazım. Örneğin saniyede bir turun altında atıyorsa azdır, motor daha seri dönmeye başlamıştır. Saniyenin üstündeyse motor da bu sefer yavaş dönüyordur, motor zorlanıyordur, aşırı yük vardır. Ne yapıyorum? Normal yüke gelene kadar da motor veya bant sistemini yükleyebiliyorum. Burada bizden istenen şey şu. Bizden istenen şey, bir, motorun dönüş yönünü kontrol edeceğiz. Buradaki iki sensör ve bu sensörlerin altına gelen yapıyla bu motor hangi yöne dönüyor, ileri mi dönüyor, geri mi dönüyor, bunu bulacağız. Şu an size anlatılmadı ama enkoderlerde mesela A ve B sinyalleri vardır. A sinyali B sinyalinden önce geliyorsa motor bir yöne, B sinyali A sinyalinden önce geliyorsa motor diğer yöne dönüyordur diyebiliriz. Burada da böyle. Şimdi dönüş bu tarafaysa, parça önce kimi görecek? S1'e. Daha sonra S1'e S2'yi görecek. Daha sonra parça S2'yi görecek ve çıkacak. Ters yönden gelseydi, parça önce S2'yi görecekti. S2'yi beraber görecekti. S2'den kurtulup, S1'i görüp kurtulacaktı. Sistemden çıkacaktı. Veya sensörler alanından çıkacaktı. Buradaki yapıya bakarak motor devrini bulmamız istenirse, bakın iki tane sensör var. Bu iki sensörde karşılıklı olarak bir demir çıkıntıya geliyor veya işte neyse. Bu iki sensörün bir olma durumları, birbirlerinden önce bir olma durumlarına göre motor yönünü tayyare şey yapacağız, tespit edeceğiz. Böyle bir şey soruluyor. Bu konuda fikriniz var mı? Şuradaki mantığı anladınız mı? Yani burada motor bir yöne dönerken önce S1 devreye giriyor. Motor diğer yöne dönerken önce S2 devreye giriyor. Ve buna bakarak diyorsun ki motor ileri veya geri dönüyor diyorsun. Anlatabiliyor muyum? Veya hocam bunu ileri ve geri döndüren çıkışlar yok mu? O çıkışlara bakarız, motor ileri mi dönüyordur, geri mi dönüyordur anlarız. Doğru. Ama buradaki kayış kasnak sisteminde motor ileri dönüyordur, yük fazla gelmiştir. Buradaki kasnak geri dönüyordur.
Anlatabiliyor muyum? Bu bir kayış kasmak sistemi yani. Motor bir yönde dönüyor olabilir ama yük ağır gelmiştir banta. Veya kayış kasmak sisteminde bir gevşeklik vardı. Bu motor bir yönde dönerken ağırlıkla birlikte, buradaki ağırlıkla birlikte diğer taraftaki kasma ters yönde döndürebilir. Sonra şunu diyebiliriz, ya motor ileri dönmesi gerekirken geri geliyor. Bu sefer sıkıntı var denebilir. Anlaşıldı mı? Şimdi bunların öncelikli olarak devreye girmelerine bakalım. Bunlar bir merkez setlesi. Diyelim ki S1 devreye girdiğinde merkez 0.1 setlesi, S2 devreye girdiğinde merkez 0.2 setlesi. Yine burada öncelik yok. Demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Yani burada bir öncelik ne yapıyor bana belirtmiyor. O zaman şöyle bir şey söyleyelim. Şu yön için düşünürsek S1 aktif olduğunda hangi sensör 0? Yani S1 1 olduğunda S2 0. O zaman diyelim ki S2'nin 0 olduğu durumda. Burada ise S1'in 0 olduğu durumda. Şimdi ne oldu? Diyorum ki S1'i gördü kapadı. Öyle değil mi? S1'i gördü kapadı. S1'i gördü kapayınca S2'nin kapının üzerinden merkez 0-1 setlendi mi? Ne? Setlendi. Ters yönde dönerken pump test. Bakalım. Parça ilerledikçe, demir çıkıntısı ilerledikçe durum ne olacak? Karşılıklı gelecek mi bundan? Yani iki sensörde görecek mi? Görecek. Ne oldu? Kapalı, açık setlemez. Kapalı, açık setlemez. Tamam, burada bir sıkıntı yok. Parça ilerledikçe şimdi kime basıyor? S2'ye basıyor mu? S2'ye basarken S2 buna kapalı mı? Kapalı. S1'e basıyor mu? Basmıyor, setledi. Bakın parça ilk girişte M01'i setledi, parça ayrılırken M02'yi setledi. Bu yine bana bir öncelik belirtmiyor. Herkes burayı iyi baksın. Parça geldi, şuraya anlatıyorum size. Yani şekil 1'i anlatıyorum. Şuna 2 diyelim, şuna 3 diyelim. Şekil 1'de parça kim veriyor? S1 kapalı mı? Merkezi setledi mi? Evet. Setledi bile. Aşağıya geldik. S2'ye basan var mı? Yok. S1 kapalı ama yine setleyemiyor. Açık. Parça ikisine birden basıyor. Kapalı mı? Kapalı. Açık mı? Evet. Set verir mi vermez. Ama zaten setlenmiştir az önce. Kapalı mı? Evet. Açık mı? Evet. Set vermez. Tamam mı? Üçüncü duruma geliyorum. Üçüncü durumda sağda kim basıyor? S2 basıyor. Açık mı? Açık mı? Set yemişti. Açık mı? Kapalı. Kapalı mı? Kapalı. Set yedi. Bu da bana bir aslında yön belirtmiyor. Şöyle bir şey yaparsak. Şuraya merkez 0.2'nin. Buraya da merkez 0.1'in kapalısını koyarsak ne olur? Bakın şimdi. Yine tek yön için düşünün. Parça girdi mi? Kapalı mı? Kapalı mı? Kapalı mı? Setledi mi? Evet. Aşağıya açtı mı? Aşağı. Parça ayrılırken aşağıdaki merkez 0.1 setlenmeyecek. 0.2 setlenmeyecek. Düzeltiyor. Burayı anladın mı herkes? Parça bastı. Kapalı. Kapalı. Kapalı setledi. İkisine birden basıyor parça. Kapalı, açık ama set basmıştı. Parça ayrılırken ne oldu? Kapalı, açık ama set basmıştı. Geliyorum, parça ayrılırken aşağıda sıkıntım vardı benim. Kapalı mı? Kapalı mı? Ama az önce burası set yediği için açtı. O zaman bir yöne dönerken ne yapıyor? Merkez 0.1'i setliyor. Ters dönerken de simetrik olduğu için merkez 0.2'yi setleyecek. Tamam, kabul. Ama ben motoru durdurdum ve devir yönünü değiştirdim. Motoru ben durdurup devir yönünü değiştirdiğim için en son hangi setli kaldıysa o devam eder çalışmasına. Öyle değil mi? Evet. Yani ben motoru durdurdum, devir yönünü değiştirdim. Set kaldı bakın resetlettik elemanları. Veya motoru durdurmadım. Motoru durdurmadım, motor yukarı çıkarken yükten dolayı aşağı kaymaya başladı.
Motoru durdurmama da gerek yok. Motor yukarı doğru çıkıyordu. Yükten dolayı aşağı kaydı. Aşağı kaydı ama yine bunlar ne yapmadı? Görmedi. Çünkü az önce setlendi. O zaman şu var. Devir yönünü bulduktan sonra ben bu elemanları resetleteyim. Anlaşıldı mı? Şimdi bu yönde dönerken en son nereden kurtuluyor? Şu yön için düşünürsen en son nereden kurtuluyor? Eskiden. Şöyle bir şey yazsam bakın. S2'yle nemetim kontaktan geçirsen ve bunlara merkez 0.1 resetlesen. Şimdi her turda setleyecek ve resetleyecek. Bak şimdi. Şu yolda setledi mi? Evet. Az önceki çalışma mantığı setledi. Buraya geldik mi? S2 1 oldu mu? Oldu. 1 oldu. Parça S2'den kurtuldu mu? Evet. Kurtuldu. Yani şurada hiç parça yok. Ara şeyde, devirde veya ara konumda. S2'den kurtulunca negatif kenar oldu mu? O negatif kenarda bunu resetledi mi? Resetledi. Bir daha parça girdi, setledi. Parça kurtuldu, resetledi. Ne oldu bakın şimdi? Yine aynı şekilde de yine simetri gidiyoruz. S1'i negatif kenarıyla merkez 0.2'yi resetleyeceğim. Bakın şimdi. Parça geldi, merkez 0.1'i setledi, ayrılıklar resetledi. Orada durdu. Yani şurada hiç parça yok. Anlaşıldı mı? Merkez 0.1'i setledi, ayrılıklar resetledi. Ve motoru orada durduğunu düşünün. Tamam mı? Geri gelelim. Bakalım bir yeri çalışacak mı? Şu anda burada setli var mı? Yok. Parça yok. Bakın. Parça yok. Parça geçti. Geçer geçmez durdum. Anlaşıldı mı? Parçayı geçirdim. Geçer geçmez durdu parça. Burada herhangi bir parça var mı? Yok. Bu setlenmişti. Resetlendi mi? Resetlendi. Burada set veya reset var mı? Yok. Ne set basan var, ne reset basan var. Parça bu sefer buradan geliyor. Ters yönden geliyor. Önce parçayı kim gördü? S2. S1 açık mı? Açık. Açık görmedi. Çalışır mı? Çalışmaz. S2 gördü mü parçayı? Gördü. S2 burayı kapadı mı? Kapadı. Kapalı üzerinden setledi mi merkez? S2. Bakın ne oldu? Öbür yönün şeyi, merkezi devreye girdi. Parça devam ediyor. İki sevgi gördü. Kapadı, açtı. Kapalı açtı ama setlenmişti. Öyle değil mi? Evet. Parça devam ediyor. Şu anda kim görüyor sadece? S1 görüyor. Kapalı. 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 Ama merkezden dolayı açık. Setlemiş. Öyle değil mi? Evet. Açık. Ama setlemişti. Evet. Bunu da setleyemiyorum bu arabayı açtık. Parça S1'den kurtuldu. S1'den kurtulunca parça negatif ile demin az önce setlemiş olduğumu resetlerim mi? Resetlerim. Yani aslında ben her dönüşte merkezleri kalıcı olarak bırakıyorum. Bir kere yön belirliyorum. Anlaşıldı mı? Bir kere yön belirledikten sonra ne oldu? Yönü bir kere belirledim ama motor olarak geri dönebilir. Şunların hiçbirinin kalıcı set olmasını aslında istemiyorum ben. Anlaşıldı mı? O tur içerisinde, o devirde veya o tur içerisinde bir kere yönü belirleyip ondan sonra resetlensin. Her turda tekrar yönü belirlemem lazım. Niye? Tur attı ama bir sonraki turda geri geldi. Mantığı anladınız mı? Şuradaki mantığı. Tekrarlayayım mı beni? Bak ne oldu? Önce S1'i gördü mü? Şu yön için tekrar gördü. S1'i gördü. Kapalı çalıştı mı? Aşağıya açtı mı? Bu setleyemez. Daha sonra parça giderken S2'den kurtuldu mu? Kurtuldu. S2'den kurtulunca S2'nin negatifinde az önce setlemiş olduğumu resetledim mi? Resetledim. Şimdi geri geliyor parça. Tur attı. Öbür tura geçmeden geri geliyor. Kim gördü? S2. Kapalı mı? Kapalı. Kapalı mı? Kapalı. Setledi mi? Setledi. Açtı mı? Açtı. Bu bina devreye girer mi? Evet. Bakın ters geldiği zaman da aşağıdaki merkez setledi. Evet. Ben şu anda yönü belirledim mi? Evet. Şu anda ben yönü belirledim. Peki kalıcı bir çıkışı yapayım. Yani PLC'nin bir tane çıkışına
Adını sen getir. İleri dönüyor veya geri dönüyor bilgisi verelim. Şimdi merkez 0.1, Q 0.1'e merkez 0.2, Q 0.2'ye çıkış versin. Ama dikkat edin, parçayı gördüğü zaman sistem setleniyor, yani parça girerken merkez çalışıyor, parça çıkınca merkez duruyor mu? Evet. Duruyor. Bu sefer döndükçe bu, motor döndükçe bu pırpıratacak mı? Yani motor devreye göre girdi çıktı. O zaman tam bu set değil. Tamam mı? E hocam, az önce dediniz ki, hani devir yönü değişmişse, hani gitti, parça kurtuldu, kurtuldu kurtulmaz, devam etmedi, geri geldi, setli kaldı. Öyle değil mi? Yani az önce yaşadığım sorun burada. Ha, orada da ben size başka bir yöntem söyleyeyim. Merkez 0.1 ileriye doğru götürüyordu. Evet. O zaman merkez 0.1 devreye girdiğinde geri yönde Q 0.2'yi resetlesin. Anlaşıldı mı? Veya merkez 0.2 geri mi geliyordu? O zaman ileri yönde Q 0.1'i resetlesin. Bakın bunu oradan ortadan kaldırdım. Yani motor ileri merkez 0.1 setledi. O ara motorun yönü değişti. Kim girdi? Merkez 0.2 mi girdi devreye? Merkez 0.2 girince merkez 0.2 Q0.1 resetletti. İleri yöne dönüyor bilgisini resetletti. Kimi setletti? Geri dönüşü setletti. Niye engelledim ben burada? O çıkışta çıkışın devreye bağlı olarak parçayı görünce yanıp parça gittikten sonra sönmesini engelledim. Parti yön değiştirdiği zaman da ne yaptım? Q'ların yerlerini değiştirdim. Anlaşıldı mı? Şimdi motoru durdum. Motora ben stop dedim ve motorum durdu. Stop deyip motoru durdurduğum zaman hangisi yanar bunlardan? 0.1 mi 0.2 mi? En son kim girmişse devreye? O yanacaktı, öyle değil mi? Ben şunu isteyebilirim. Motor dururken duran bir motor yukarı gidiyor veya aşağı gidiyor diyemem. Öyle değil mi? Duran motora yukarı gidiyor veya aşağı gidiyor diyemem. O zaman resetlerine ne eklerim ben? Son bir eklerim. Motor durduğu zaman stop. Aşağı gidiyor veya yukarı gidiyor bilgisi de resetlenir. Anlaşıldı mı? Ha, stopla ilgili çektikten sonra motor kayıyorsa aşağı doğru yine o bilgiyi verecektir bana bunu. Şimdi şunu sorgulayalım. Şunu sorgulayalım. Motora ben yukarı kontaktörde veya yukarı çıkışını devreye aldım ama motor hakikaten yukarı gidiyor mu? Basit bir çalıştır diyelim burada. Yukarı butonu kimi setlesi Q0.3'ü bu motoru yukarı yönde çalıştıran kontaktör aşağı bir setlesi Q0.4'ü setlesi ne yapıyorduk birbirlerinin önüne kendi kapalarını koyuyorduk. Evet. Stop butonuna ne yapsın? Q0.3'ü resetlesin 2000. Yani aşağıya giderken, yukarı giderken de şey dursun, motor dursun. Bakın, şurası bana neyi verdi? Şurası motorun yönünü verdi. Tamam mı? Şurası bana neyi verdi? Motorun çalışmasını veya durmasını sağladı. Bu bir devre parçası, bu bir devre parçası. Şimdi şeyi sorguladım. Hakikaten motor doğru yönde mi dönüyor? Yani ben motoru yukarı çalıştırdım. Motor yukarı çalıştırırken karış kasnak sistemindeki büyük kasnak motor bir yönde dönebilir, kasnak kasnaya dönebilir ağırlıktan dolayı. Onu sorguladım. Diyelim ki motorun yukarısı çalışırken veya şöyle söyleyelim. Yukarı çalışan hangisi? Q0.3 diyelim. Bu yukarı, bu aşağı. Q0.3 çalışıyorsa yukarı doğru çalışırken yön belirleyenlerden bir tanesi hangisi? Q0.1.
Şurası birbirine değerliyse. Bu ne demek? Ben motoru yukarı dön demişim. Kürsüdür 3'te. Öyle değil mi? Yön bilgisine varmışım. Hakikaten motor yukarı dönüyor. Yani yukarı dön dediğinde bura kapandı mı? Yukarı döne bastığımda bura kapandı mı? Kapandı. Yön bilgisinde yukarı doğru dönüyor mu? İki kapalı. Bana neyi çalıştı bile? Q1.1. Bu ne demek? Doğru yön. Doğru yön değil. Tamam mı? Motorun doğru yönde çalışıyor. Veya ben motoru aşağı yönden önlenmişim. Q0.4. Ve hakikaten yön bilgisi Q0.2 motorun aşağı yönde çalıştığını gösteriyor. Evet, şimdi de doğru yönde çalışıyor. Tamam mı? Yanlış yönde soru bakalım. Motora ben Q0.3'te çalış demişim yukarı doğru. Tamam mı? Ama motor Q0.2 tersiyon bilgisi vermiş. Kapalı, tersiyon kapalı. Veya ben motoru aşağı yönde dön demişim. Q0.4 Q0.1 yukarı yön bilgisi gelmiş. Anlaşıldı mı? Motor demek ki ters dönüyor. O zaman Q1.2 ile de tersiyon bilgisini ben ne yapabilirim, alabilirim. Anlaşıldı mı? Yani motora benim dön dediğimle motorun döndüğü yönler aynı. Bu bilgiyi aldın mı? Aldım. Peki. Soruyu biraz zaten merak etsin. Kaç dakikamız var? Şu bitsin, onu da telafi ederiz başka zaman. Yani. Tabii ya. Şimdi size şöyle bir şey sorayım. Dönüyor ya bu. Bu bilgi dönüyor ya. Bir saniyeden dönme hızı bir saniyeden daha azsa hızlı dönüyor demek. Öyle değil mi? Şimdi normalde bu kaslar dönüyor. Devir 1-2 saniye benim için önemli olan. Normal devir 1-2 saniye. Bir saniyeden daha düşük dönüyorsun hızlı dönüyor demektir. Öyle değil mi? Yukas 1-2 saniye arasında dönüyorsa normal yükle, 2 saniyeden daha büyük bir zamanda dönüyorsa bunun yükü ağır yüktür, yavaş dönüyordur. Öyle değil mi motor? Evet. Ne diyelim? Zaman küçük 10, az yük. Zaman küçük 10, 20. Niye küçük dedik? Zaman 20'den küçük, 10'dan büyükse normal, tamam mı? Zaman büyük 20 ise aşırı büyük. Yani zaman 10'dan küçükse az yük, zaman 10'dan küçükse yük miktarını arttırabilir. 20'den büyükse yük miktarını düşürmen lazım. Burayı bir karşılaştırma yapmamız lazım. Tamam mı? Şimdi şu yapıyı unutun. Şu yapıdan farklı bir şey yapacağım. Yine buradaki sensörü kullanacağım. S1 veya S2'yi. Niye ölçmem lazım? S1'e bir geldi. S2'ye ikinci geldiğindeki zaman lazım bana. Bir turdaki zaman benim için lazım. Tamam mı? T30'ya ilgili zaman üyesiyle bu zamanı saydıralım. T37 10. Burada bir karşılaştırma işlemi yapmam lazım. Anlaşıldı mı? T37 zamanını sayıyor. Sıfırdan başlıyor sayıyor. Sıfırdan başlıyor sayıyor. Öyle değil mi? Evet. T37'nin hareket halini veya sayması süren bir zamanı karşılaştıramam. Yani yerinde durmayan, devamlı sayan bir zamanla, zamandan bahsediyoruz. O zaman şunu yapmam lazım. Bir tur bittikten sonra elimdeki zaman değerini karşılaştırmam lazım. Öyle değil mi? Şimdi T37 nasıl çalışıyor? T37 tura başladı diyelim. Tamam mı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, geldi 50'ye, tekrar sıfıra başladı. Şimdi
hareket eden veya sayısı devam eden, saymısı devam eden bir zaman öresini veya bir zaman diğerini ben karşılaştıramam. Şimdi düşünün. T37 örneğin büyük indicir bilmem ne. Bilir ki o senin zamanın durmuyor ki. Habire hareketli, öyle değil mi? Saymayı sürdürüyor. O zaman ne yapacağım? T37'nin zamanını da hangi hafızalarında tutuyordu zamanlama yararı? Word alanında tutuyordu. Bir Word alanı atacağım. O atmış olduğum Word alandaki değeri karşılaştıracağım. Şimdi diyorum ki telefon tam kullanacağım burada. Bir kere de alanına yazsın. Mod Word T37'nin değerini Merkel Word 10'a atar. Ne dedim biliyor musunuz? Dedim ki S1 sensörü gördüğü anda o an T37'nin içindeki değer neyse git Merkel Word 10'a atar dedim. Anlaşıldı mı? Merkel Word 10'a atalım mı değeri? S1'i gördüğü anda. Tamam mı? Ondan sonra sayma ama ne yapıyor? Devam ediyor öyle değil mi? Evet. Sayma devam ediyor. Benim bir şekilde bunu reset etmem lazım. Anlaşıldı mı? Çünkü sayıyor yani şimdi adadım 10 oldu, bir sonraki tur 20 oldu, bir sonraki tur 30 oldu. Benim o zaman S1'i atamamla birlikte, sayı değerini S1'i atamamla birlikte zamanlama yamanın değerini sıfırlamam lazım ki bir sonraki sayfaya tekrar sıfırla başlasın. O zaman diyorum ki yine S1'in altına geldiğinde yine T pozitif kontakla T37'yi resetlet diyorum. Ne oldu? İçindeki sayısal değeri aldım ve sayıyı resetlettim. Şunların yerleri birbirlerinden farklı olamaz. Yani şu yukarıya atamam. Niye? Bunun üstüne atadığım anda algı veya sıfırdır. Öyle değil mi? Çünkü resetletiyorum. O zaman ne yaptı? Ben sayısal değerini aldım, sayısal değeri aldıktan sonra sayıyı resetlettim. Sayısal değeri aldım, sayıyı resetlettim. Anlaşıldı mı? Sayısal değeri aldım, sayıyı... Peki T37 ne zaman girsin devreye? Artık bakın T37'yi durdurma gibi bir şey kalmadı. Lüksüm, gereği kalmadı. Niye? Reset istediğim an bastırabiliyorum. Yani her tarafa bastırabiliyorum. O zaman diyorum ki şu yön bilgisini veren neydi bana? Q0.1 veya Q0.2 devreye girdiğinde zaman resi çalışsın. Anlaşıldı mı? Yani kayış kasına dönmeye başladığı anda zaman ölen çalışsın. Zaman ölen geldi. S1'i ben şey olarak aldım. Baz noktası S2'yi alabilir miyiz? Alabiliriz. Fark etmez. S1 veya S2 ne oldu? Her S1'e geldiğinde veya her S2'ye geldiğinde fark etmez. İster S1'i alır, isterseniz S2'yi alır. Fark etmez. Her S1'e geldiğindedir işlem. S1'e geldiğinde sayısal değeri Merkel Word 10'a atalım. Sayıyı sıfırladım. Bir sonraki çevirip sayı sıfırdan başladı tekrar. Öyle değil mi? Şimdi Merkel Word 10'a atalım mı? Atalım. Buna bağlı olarak değerine bakayım. Öyle değil mi? Bu aslında nedir? Merkel Word 10. Tamam mı? Küçük indicir 10'dan. Bu 10 ne demektir zaman öresidir T37'de? 1 saniyede. Merkel Word 10. 1 saniyeden daha düşükse motor hızlı dönüyor demektir. O zaman ben bununla gideyim. Şu 1.3 gibi az yükü çalıştırayım. Yani bu çıkışla neyse çalıştığında motor diyorum ki motor az yükle çalışıyor. Tamam mı? Veya Merkel Word 10 büyük indicir. Ondan büyük ama Merkel Word 10 küçük indicir 20 ise 20'den 10'dan büyük ama 20'den küçükse bunu normal yükleyeceğim. Q1.4 normal yükü çalıştırdım. Anlaşıldı mı? Veya motorun ağır dönmesi yani zamanı 20'den büyük olması Merkel Word
10 büyük integer. 20 dersem de 20 dersem de Q 1.5 diyelim, aşı büyük. Sakın parça parça gittik. Önce yönü belirlesin. Şurada yönü belirledim. Burada motoru çalıştırdım. Burada motoru önce dönüp dönmediğini kontrol ettim. Burada ise yük durumunu kontrol ediyoruz. Asıl şey şudur. Dikkat edilmesi gereken şey şudur. Bakın, devamlı zaman rölen çalışıyor. Zaman rölenin zamanını sıfırlamam lazım her turda, öyle değil mi? Evet. Her turda zaman rölesinin zamanını sıfırlayabilmek için illa zaman rölesinin enerjisi geçen diye bir şey yok. Zaman rölesini herhangi bir noktada resetlerse, resetlediğim yerden sonra başa döndüğünde zaman rölesi tekrar sıfırdan başlar saniye. Ben mevcut durumda, zaman rölesinin mevcut durumdaki zamanı Merkel Rölet 10'a aldım mı? Aldım. Artık Merkel Rölet 10 sabit mi? Evet. Sabit. Değişiyor mu? Değişmiyor. Çünkü demin de dediğim gibi, yani hareket eden bir sayısal değeri ben karşılaştırmam çok zor. Artık Merkel Rölet 10'da ben en son turda kaç saniye olduğunu aldım mı hapse? Aldım. Daha sonra bastım bu reseti. Bastım. Niye? Ondan sonra bir daha zaman alacağım çünkü. Ne zaman alacağım? Eskide geldiğinde. Öyle değil mi? Daha sonra da almış olduğum zamanı ondan büyük, bir saniyeden küçük, bir saniye iki saniye aralığında veya iki saniyeden büyük olarak yük durumunu az yük, aşırı yük, normal bir şekilde seçtik. Tamam? Bakın bakayım. Var mı soru yalnız bir yer? Tamam, teşekkürler.